teşekkür ederim. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Doğum günüm olduğunu tamamen unutmuştum. Ama biz unutmadık yavrum. Bak, piyanoyu Orhan Bey aldı. Tecrübe etmek ister misin? Tabii isterim. Onu bana ver Ayşe abla, korkmasın. Öbürü nerede? Benimki ne oldu? Onu sattık yavrum. Zaten biliyorsun eskiydi. Yenisi alındığına göre satmakta bir mahsur yok diye düşündüm. Hayır anne! Bunu yapmayacaktın bana! Onu satmaya hakkınız yoktu. Hayatımda en çok kıymet verdiğim şeydi o. Bunu biliyordun anne. Nasıl satarsın? Nasıl? Nasıl? Ayşe! Ayşe! Gel bakalım Ömer. Kusura bakmayın. Bu yaştaki kızlar lüzumundan fazla hassas oluyor. Biraz sonra geçer. Müsaadenizle. Rica ederim. Boşu boşuna kendini yoruyorsun oğlum. Dünyayı bağışlasan bu çocukları memnun edemezsin. Hepsi antika. Biraz sabırlı ol anne. Ayşe, neden böyle yapıyorsun? Neden üzüyorsun beni yavrum? Artık çocuk değilsin. Görüyorsun, çok iyi niyetli bir insan. Seni memnun etmek için avuç dolusu para verdi. Haksız yere onu kırdın. Ama anne, nasıl satarsın piyanomu? Babamdan kalan tek hatıraydı. Çok güzeldi. Hakiki gül ağacından yapılmıştı. Şimdi öyleleri yapılmıyor ki. Pekala. Madem ki bu kadar üzülüyorsun, geri almaya çalışırım. Sil gözlerini. Ağlama. Ağlama yavrum. Ayşe abla, bil bakalım elinde ne var? Çık dışarı Ömer! Beni rahat bırak! Neden ama? Ben ne yaptım sana? Piyanonun üzerinde bir yığın hediye vardı, hiçbirini almadın. Bu yeni geldi. Onların içinde ne olduğunu biliyorum ama bunu bilmiyorum. Merak ettim, açayım mı? Ömer! Ver bakayım! Öyle başkalarına ait paketler açılmaz. Hadi dışarı! Başkasının paketini? Dışarı dedim sana! Ah, bak! Balıkçı Osman yollamış! Memleket Türküleri albümü! Vay anne! Bu güzel türküleri oku, okudukça beni hatırla! Balıkçı Osman! Bu hediyeye çok sevindim anne! Hemen gidip teşekkür edebilir miyim? Tabii! Abin götürsün seni! Yalnız gitmeden evvel Orhan Bey'den özür dile lütfen! Hem doğum günün şerefine yaptırdı, şu güzel elbiseyi de giy bakalım, hı? Peki anne, senin hatırın için! Burada insan olur mu? Tabii olur! Bak, yarım saat sonra seni alırım burada! Tamam! Kız, bu ne şıklık böyle? Nereden aklına esti buraya gelmek? Hediyene çok sevindim, teşekküre geldim. Bu zahmete değer mi? Benim için düşünmen bile kâfi. Öpmeyecek misin beni? Öpeyim ya! Nasılsa birkaç sene sonra öpemeyiz. Daha fazla büyümeden bol bol öpelim bari. Bu piyano sesi nereden geliyor, radyodan mı? Ha, sahi, sana söylemeyi unuttum. Yeni bir kiracım var, o çalıyor. Pek yabancı da sayılmaz, hoca diyoruz ona. Bizim çocukları her akşam çalıştırıyor. Yakında fakir çocuklar yararına bir konser vereceğiz. İstersen git bak, tanıyacak mısın bakalım?
merhaba. Merhaba, demek sizdiniz. Çok çok sevindim. O gün birdenbire kayboldunuz. Bir daha göremeyeceğim diye çok üzülüyordum. Artık sık sık görüşürüz. Ne güzel çalıyordunuz, devam etsenize. Aman Allah'ım! Benim piyanom bu! Siz mi aldınız? Evet, eskiciden. Satıldığını duyunca çok üzülmüştüm. Ama madem ki siz aldınız, sevindim. Babandan kalan tek hatıra olduğunu söylemiştin. Satmamalıydın. Kızdınız mı bana? Hatıralara hürmet eden, sevdiklerini unutmayan insanları beğenirim. Fakat inanın bana hiç suçum yok. Benden habersiz sattılar. Duyunca çok üzüldüm, ağladım. Yemin ederim hakikat bu. Dünyada hiçbir çocuk ölen babasına benim kadar bağlı olamaz. Babamı ne kadar çok sevdiğimi anlamanız için kalbini görmeniz lazım ancak. Kalbini görmeme lüzum yok. Çünkü gözlerini görüyorum yavrum. Gözler asla yalan söylemez. Baban sağ olsaydı, kendisi için dökülen bu gözyaşlarının bir tek damlası için neler feda ederdi acaba? Affettiniz mi beni? Evet. Biliyor musunuz, bugün benim doğum günüm. Benim için bir şey çalar mısınız? Ne tuhaf! Sanki bana çok sevdiğiniz birini hatırlatıyormuşum gibi bakıyorsunuz. Evet. Çok, çok sevdiğim birini hatırlatıyorsun bana. Hadi gel, gel bakalım yanıma. Doğum günün şerefine ben de en son bestemi çalacağım sana. Benimle beraber söylemeye çalış. Çünkü bu parçayı öğrenmeni istiyorum. Hani ya, elimi mi kestim, kesme! Tamam. Thank you.
Vallahi hepiniz mükemmelsiniz çocuklar. Konserimizin çok iyi olacağına inanmaya başladım. Tabii senin sayende. Şefliğim nasıl benim ha? Çok iyi. Ne olur beni de alın aranıza. Konsere ben de iştirak etmek istiyorum. Ne çalacaksın? Piyanocumuz var. İstersen en kısa zamanda dümbelek çalmasını öğretirim. Ama saati 50 papel. Vay anam vay! Açık göze bak sen! Anasının akıllı oğlu sen misin yoksa? Tabii! Durun, durun canım! Boşu boşuna birbirinize girmeyin! Bir şey çalmasına lüzum yok. Şarkı söyleyeceğim. Ya! Sahi! Sahi! Söz mü? Hı hı! Söz!